Merhaba kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizleri yine mutfağımızda ağırlıyoruz ve çok güzel bir tarifi sizlere hazırlıyoruz. Yapacağımız tarif dana şinitzel. Öncelikle şöyle malzemelerimizi bir gösterelim. Şimdi de malzemeleri sizlere saymaya başlayalım. Öncelikle sunum esnasında kullanacağımız şöyle görmüş olduğunuz ketçap ve mayonezimiz var. Domates ve maydanozumuz. Ardından hazırlayacağımız malzemeler. Yaklaşık 3 kişilik bir aile için hazırlayacağımız malzeme 500 gram bonfile ve 2 adet kibrit patates. Şöyle yakından göstereyim. Kibrit doğranmış patates. 2 adet yumurtamız var. Şöyle bir kase beyaz unumuz var. Görmüş olduğunuz gibi mısır unumuz var. Galeta unuyla yapıyorlar. Takipçilerimiz bize soru sordular bununla alakalı. Galeta unuyla yapabilir miyiz diye. Evet, şöyle bir kase galeta unu, bir kase beyaz un. Bununla paneleyeceğiz. Sıvı yağımızı marinasyon esnasında kullanacağız. Tuzumuz var, karabiberimiz var. Şöyle bir de yakından gösterelim. Sarımsak granür. Yani normal sarımsak da kullanabilirsiniz ama bugün marketlerde artık rahat bulabileceğiniz kuru sarımsak granürü. Şimdi malzemelerimizi saydık. Bir de hazırlamaya geçelim. Evet, yağımızın altını yaktık. Patatesimizi öncelikle kızartacağız. Ama ne yapıyoruz? Patatesimizi şöyle derin bir kabın içerisine koyuyoruz. Hafif tuzlayacağız. Şöyle bir çay kaşığı tuz ile. Öncelikle bir porsiyon hazırlıyorum, kızartacağım. Şöyle öncelikle beyaz una batırıyoruz. Beyaz una batırdıktan sonra yumurtaya buluyoruz. Daha sonra yumurtada biraz sosunu yediriyoruz. Daha sonra mısır unuyla paneliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi her yerine güzelce hemen bu şekilde etimizi kızartacağız ama paneleme şeklimiz öncelikle beyaz un, sonra yumurta, ardından da mısır unu koyduk. Güzelce hemen her yerine mısır unu yediriyoruz. Şimdi de yağa atacağız bunu. Evet değerli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi artık patatesimiz kibrit patates. Doğramadım. Zaten sizler hepiniz evinizde bunu doğrayabilecek yeteneğe sahipsiniz. Şöyle çıtır çıtır oldu. Yağdan çıkardık. Altına bir peçete koyduk. Şimdi bunu yağdan çıkarttıktan sonra tavuklarımı direkt yağa atacağım. Yağımız zaten kızgın bir yağ. Evet kıymetli takipçilerim, patatesimizi yağdan çıkardık. Şimdi şöyle et şinitzelimizi böyle kızgın yağa attık. Güzelce panelemiştik bunu. Şimdi bunu çevireceğim. Güzel demek çekti. Evet,
yaklaşık 2 dakika kadar kızartıyoruz şöyle sağlı solu. 2 dakika kızardıktan sonra çıkarıyoruz. Fazla da kızartmayalım, kurumasın, tamam mı? 2 dakika yeterli olacaktır. Şöyle sizden ricam, ara ara çevirin. Gördüğünüz gibi mısır unundan da simitler yapılıyormuş. Sadece galeta unu olması gerekmiyor. Ama mısır unundaki renk tonu biraz daha sarı bir ton oluyor. Şimdi tabağımızı hazırlamaya geçiyoruz. Evet değerli takipçilerim, şöyle öncelikle domateslerimizi şöyle bıraktık. Daha sonra kızartmış olduğumuz kibrit patatesleri şöyle tabağımızın kenarına, bir porsiyon nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Ve şöyle maydanozum vardı, maydanozumu bıraktım. Ketçabım ve mayonezimi şöyle tabağımın kenarına bıraktım. Şöyle tavuklarımı da, etlerimizi de koyduk. Evet kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, bugün de sizlere yapmış olduğumuz güzel bir tarifi paylaştık. Sonuca yaklaştık. Bir de şöyle etimizi güzelce keselim. Bıçak yardımıyla şöyle etimizi kestik. Görmüş olduğunuz gibi etimiz hazır. Sizlerden ricamız, Özgün Şef YouTube kanalına sevdiğiniz dostlarınızı davet etmeniz. Güzel kanalımızı, eğer ki beğendiyseniz, sizlerde bütün dostlarınızla paylaşmanız ve beğenmenizi, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.